Türkiye Yelken Federasyonu Optimist Optimist Junior yarı yıl kupası yarışları Bodrum'da başladı. Yirmi Ocak 1 Şubat tarihleri arasında Yalıkavak Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan yarı yıl kupası yarışlarına 30 ilden 400'e yakın sporcu katılıyor. Yarışlar Optimist ve Optimist Junior, Laser 4.7 ve Radial kategorilerinde yapılıyor. Yelkenciler öğle saatlerinde startı verilmesi beklenen yarışlara olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre geç başladı. Yalıkavak açıklarında yerini alan yüzlerce yelkenci denizde renkli görüntüler oluşturdu. Start bölgesinde toplanan bazı yarışmacılarsa yoğun dalgalar nedeniyle zaman zaman çarpışma tehlikesi atlattı. Heyecanlı dakikaların ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışlar 1 Şubat'ta yapılacak son yarışın ardından ödül töreniyle sona erecek. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Serhat Belli gazetecilere yaptığı açıklamada yarı yıl kupası yarışlarını Bodrum'da geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Yarışlara Bodrum Belediyesi'nin de destek verdiğini belirten Belli, her sene burada yapılan ve sezonun ilk yarışı olan yarı yıl kupası yarışları, bu yarışlar Yalıkavak'la özdeşleşti. Bu sene de aynı şekilde yapıyoruz. Bu yarışın ardından yeni bir yarış daha düzenlenecek diye konuştu. Bodrum'da Olimpik Milli Takım tesisleri için çalışma yaptıklarını ifade eden Belli şöyle konuştu. Yakında burada Olimpik Milli Takım tesislerinin de temelini atmayı planlıyoruz. Bodrum ileride çok daha büyük bir marka, çok daha lüks ve yelkenin nabzının attığı yer olacak. Burası artık yelkenin üssü. Biz de burada üstlenmeye karar verdik. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine. Belli yarışmaya ilginin yoğun olduğunu belirterek bütün Türkiye neredeyse burada, 400'e yakın yelkenci ve aileleri burada diye konuştu.